Merhaba sevgili izleyiciler. Sahne İstanbul'a hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sıcacık insanlarla birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte sohbetleyeceğiz. Oyunumuz hakkında konuşacağız. Oyunumuzun adı Antigone. Mitolojiden gelmiş bir oyun. Sofokles'in eseri. Ta 1944 yılında yeniden tiyatro yazarlarımızın en ünlülerinden dünyaca ünlüsü Anouilh bunu tekrar kaleme almış. Ve 1944'te sahnelenmiş ve iki gün sonra Paris kurtarılmış Hitler'in zulmünden. Aslında bu o dönem 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı bir gönderme gibi yeniden uyarlanmış. Doğru mu hocam? Doğru. Evet. Antigone tabii çok eski bir metin. Yani 2500 yıllık bir metin Sofokles'in evet. Antigone'si olarak bakarsak. Fakat Antigone'nin meselesinin hala günümüzde hala geçerli olduğunu görmek biraz acı tabii. Evet dediğiniz gibi Anouilh 1940'larda 44'te bu oyunu yazmış. O zaman 2. Dünya Savaşı'nda bir Fransa'da bir Nazi destekçisi bir hükümete karşı böyle küçük göndermelerle ama halk ne demek istediğini anlamış Anouilh'in. Biz de bu metni aldık. Hatta Etiyopis'in kendisini bekledikleri eve dinlenmesi gerekiyor dayı. Ama biliyorsun o bir haindi. Ama kardeşimdi. Duyduklarını duymuşsun değil mi? Kentin bütün duvarlarında asılı olan afişleri görmüşsün değil mi? Evet gördüm. Kim olursa olsun bu işi yapmaya cesaret edecek kişinin başına ne geleceğini de biliyordun öyle değil mi? Evet biliyorum. Oidipus'un kızıydın ya. Belki de o gururlu Oidipus'un kızıydın ya. Yasaları çiğneyebilmek için bunun yeterli olacağını sandın. Hayır öyle sanmadım. Yasa önce senin için yapılmıştır Antigone. Yasa önce kral kızlar için yapılmıştır. Hizmetçi olsaydım. Bulaşık yıkarken o fermanın okunduğunu duyar duymaz yağlı bulaşık sular içindeki ellerimi kurular, önlüğümle sokağa fırlayıp yine kardeşimi gömmeye giderdim. Hayır efendim, hizmetçi olsaydın öldürüleceğini bilir ve dışarı adımını atmaz, oturur evde kardeşin için gözyaşı dökerdin. Yanılıyorsunuz. Oidipus gururu. Sen Oidipus gururunun simgesisin. Bu gururu senin gözlerinden okuduğum şu sırada inanıyorum söylediğine. Aysan Sübercan, canımsınız zaten ne diyeyim ki. Ne kadar hoşsunuz, ne kadar tatlısınız. Evet, çok teşekkür ederim. Oyun hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Şimdi birazdan oyuna gireceğiz. Onun bir heyecanını yaşıyoruz evet. Zaten. Prova aldılar sevgili izleyiciler. Yorgun ve terliler biraz sonra üstlerini değiştirecekler. Sizlerle buluşacaklar. Yok şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Yani tiyatroya girdiğimiz anda prova da yapsak, oyun da oynasak o bizim en güzel anlarımız. Çünkü biz başka bir dünyayı yaşıyoruz o sıralarda. Evet. Onun için yani ben şahsen yorgunluk hissetmiyorum ama arkamda gördüğünüz kadro o kadar genç ki ben hissetmiyorum. Onlar hiç hissetmiyorum. Sizin ruhunuz genç. Siz de onlar gibisiniz. Hayır yani gerçekten yani ama bilmiyorum sahnede olmak hepimiz için başka bir adrenalin yani başka bir dünyadayız. Evet. Başka bir dünyayı da insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Onun için tiyatronun yeri hepimizin hayatında çok başka. Gerçekten öyle. Neyin ağrıyor yavrum senin? Ha? Bilmiyorum zaten. Ama sen de nasıl belliydi. Aslında olduğum zamanlar hiç gibi. Benim hastalıkta kefesten daha güçlü dedim. Benim kabustan daha güçlü dedim. Benim çılgınlar gibi haykırışım duymadığınız geceden bile daha güçlü dedim. Benim ölümden daha güçlü dedim. Elini ver bana. Yatağımın yanında oturduğum zamanlardaki gibi. Neyin var yavrum? Hiçbir şeyim dadı. Ancak bu işler için biraz küçüğüm ama bunu senden başka kimse bilmemeli. Küçük müsün? Neden? Boş ver dadı. Hep sen buradasın ya. Beni her zaman, her dertten kurtaranın asırlı ellerini tutuyorum. Belki bu eller beni başka bir dertten daha kurtaracak. Sen o kadar güçlüsün ki dadı. Senin için ne yapayım Kumru? Hiçbir şey dadı. Elin böyle yanağımda dursun yeter. İşte korkmuyorum artık. Ne kötü yürekli devden, ne cadıdan, ne de yoldan çocukları kapıp götüren umacıdan korkuyorum. Dadı, köpeğin biraz var ya. Evet. Dadı bana söz vereceksin onu artık hiç paylamayacağını. Canım, ayaklarıyla her yeri kirleten bir hayvanın evin içinde ne işi var? Her yeri kirletse de sen yine de söz ver dadı. Yani her şeyi kırıp dökse de sesimi çıkarmayacağım öyle mi? Öyle. Ya, yok bu kadar da fazla. Dadı ne olursun. Hem sen o koca kafalıyı çok seversin. Hem sen ortalığı silip temizlemeye de bayılırsın. Her şey hep temiz kalsa çok üzülürsün. Yani benim halılarımı üstüne işesene mi? Onu yine de paylamayacağına söz ver dadı. Yalvarırım dadı ne olursun yalvarırım. Aslında dadı. Benim sevgimden yararlanıyorsun sen. Tamam peki sesini çıkarmaz temizlerim.
Yine salladım Mithat. Ayrıca onunla konuşacağına, sık sık konuşacağına da söz ver bakalım. Konuşmak mı? Canım, nerede görülmüş bir hayvanla konuşman? Canım, bir hayvanla konuşur gibi değil, bir insanla konuşur gibi konuşursun sen de, benim konuştuğum gibi. Yok, böyle kendimi bulak yerine koyamam ben canım. Hem niye herkes onunla senin konuştuğun gibi konuşsun ha? Ya ben herhangi bir sebepten artık onunla konuşamayacak olursam? Konuşamayacak olursam mı? Neden? Hem çok üzgün olur. Benim dışarıya çıktığım zamanlardaki gibi burnunu kapının altına sokarak beni bekler gibi görürse. Belki de onu öldürmek en önemlisi olur ama canını acıtmadan. Minik güvercinim sen bu akşam sabah aklını kaçırmışsın galiba değil mi? Hayır dadı. İşte hayvan geldi. Sen bizi yalnız bırak. Bana söz verdiğini unutma tamam mı? Biz kaldığımız yerden devam edelim. Hocam Erhan Tuna, sevgili izleyiciler, o aynı zamanda bir akademisyen. Biz mitolojiyi, bu oyunumuzu birazcık detaylandıralım istiyorum hocam. Antigone, babası Oidipos'tan bahsedelim birazcık. Kral Oidipos ile başlıyor Antigone'nin öyküsü. Kral Oidipos işte bir kehanet sonucu babasını öldürüp annesiyle evlendikten sonra bu gerçeği öğrendikten sonra gözlerini kör ediyor. Kör ediyor ve o şehirden ayrılıyor. Kızı Antigone beraberinde, değil mi? Daha sonra işte bunun Oidipus kolonusu var vesairesi var. Sonra Tebai'de Oidipus'un oğullarının sırayla hükümdarlık etmelerine karar veriliyor. Oidipus'tan sonra da Oidipus'un eşinin kardeşi olan Kreon başa geçiyor ve böyle bir kural koyuyor. Fakat bu kardeşler birbirlerinin haklarını çiğniyorlar ve bir başkasının krallık zamanında diğeri şehri ele geçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Kreon da bir yasa koyuyor. Buna göre Etoekles'e bir cenaze töreni yapılacak. Kreon karşınızda bu arada. Evet, yani o yasayı koyan benim. Fakat Polinikes için herhangi bir cenaze töreni yapılmayacak. Cesedi kurtlara, kuşlara yem olacak. İbret olsun, bırakın bunu meydanda. Fakat burada çok önemli bir ahlaki bir prensip ortaya çıkıyor. Kim olursa olsun, isterse düşmanımız olsun, isterse kanlı katil olsun, insanoğlu ölüm törenini, cenaze törenini yapmak gömülmeyi ve ona gereken saygıyı göstermek gerekiyor. Bu 2500 yıl evvel söylenmiş bir laf. Bugünlerde de belki geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla hala bugün bile bu konuyu tartışıyoruz. Dolayısıyla Antigone bu yasayı dinlemiyor. O benim kardeşimdir. İki kardeşimden hiçbirini ayırt edemem. İkisi için de cenaze töreni yapılması gereklidir diyor. Ve Kreon kendi koyduğu yasa yüzünden Antigone'yi cezalandırıyor. Fakat Antigone ile birlikte Antigone'nin sevgilisi, nişanlısı Haimon, kendi oğlu da ölüyor Antigone ile beraber. İntihar ediyor. Karısı intihar ediyor ve dolayısıyla olay bir kimse anda kalmıyor. Kimse herkes kalmıyor. Bir öldü. Bir anda Kreon'un bir trajedisi haline geliyor. Boyuna öyle bir şey vardır. Evet, Antigone'nin ismini taşır oyun ama yani trajik olan durum biraz Kreon'da gerçekleşir. Çünkü Antigone kararlıdır, gömecektir ve sonuçlarına da katlanacaktır. Evet. Ama işte Kreon'unki öyle biraz öyle değildir. Ve o tıpkı Kral Oidipus gibi bir tragedi yaşar. Evet. Herhangi bir izle rastladın mı? Hiçbir izle rastlamadım komutanım. Sanki bir kuş köyü komşuda hiç iz bırakmamış gibi. Sonra biraz ötede bir kürek buldum. Çok eski bir çocuk küreği. Ama bu işi yapan bir çocuk olamayacağını düşündüm. Bir çocuk. Çocuk ha! Ezdiğimiz muhalefet gene her tarafta. Hortlayıp bize saldırmaya başlıyor. Şu işe bakın. Tebai'den çaldıkları altınlarla Polinikes'in dostları çabucak prenslerle anlaşmış. Ağızları sarımsak kokan halk tabakasının elebaşları da var. Bu kargaşadan yararlanmaya çalışan rahipler de işin cabası. Bir çocuk.
Bir çocuk ha. Buradan görür gibi oluyorum o çocukları. Kiralık katil suratlarıyla, bakkaldan aldıkları ekmekleriyle, bir kağıda sarıp ceketlerin altına sakladıkları küçük kürekleriyle. Bir çocuk. Onlar için büyük bir masumiyet simgesi. Tüfeklerin önünde yere tüküren saz benizli bir yumurcak. Ellerime bulaşmış taptaze kanı. Peki arkadaşlar, Antigone arkamızda. Merhaba, adım alalım. Merhabalar, Ayça ben de. Ayça Bildik. Ben şöyle geçeyim sevgili izleyiciler. Arkamı dönmek istemiyorum size. Ha, arkadaşım ne diyorsunuz? Rahatsız olmayın arkadaşlar. Ben araya gireceğim şöyle. Tamam. Ben Ayça Bildik. Antigone'yi oynuyorum. Antigone oyununda. Ne anlatayım size, ne istersiniz? Yani bu hocamız anlattı. Bu oyunu nasıl hazırlandın? Neler hissettin? Yani sahne gerçekten performans gerektirecek bir oyun. Sevgili izleyiciler, provalarını izledim. Buralarda devamlı bir koşuşturmalar olacak. Nefes nefese ve yani çıplak ayaklarla dakikalarca koşturuyor falan. Yani çok zor aslında. Ter içindesin, hem repliklerini söylüyorsun, duyguyu vermeye çalışıyorsun. İşte bunlar sormak istediğim. Nasıl hazırlandın rolüne? Neler hissettin oynarken? Role hazırlanırken aslında önce çok korktum. Tabii ki zor bir rol Antigone ve şu dönemde hele ki daha da zor. O yüzden hazırlanırken nasıl bir şey oldu? Yönetmenimiz çok destek oldu bana öncelikle. Bu söylediğiniz şeyler tamamen performansa dayalı şeyler, yaptığımız sahne üzerinde yaptığımız hareketler. Onlar o konuda hani prova yaptıktan sonra, iyi bir prova sonucunda fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii ki çok yoruluyoruz. Ne fakat kadar sürdü prova bu arada? Bir ay sürdü provamız. Bir ay sürdü. Fakat bir ay masa başı süreci vardı. Ondan öncesinde okuma provası bir ay. Tabii. Şimdi, evet. Ondan sonra bir ay da sahne üzerinde çalıştık. Hemen hemen öyle oldu. Ey kayalar içine oyulmuş gelin odası. Ey içinde ebediyen oturacağım karanlık zindan. Şimdi ben oraya, soyumdan olan insanların yanına gidiyorum. Onların hemen hepsini Persefone ölüler diyarına aldı ve ben onların en sonunda kalan, en zavallısı, ömrüm sonuna varmadan... Uyandığımda ortalık karanlıktı. Sana bakmaya odana gittim. Yatağım boştu. Bahçe uykudaydı dadı. Onu gafile avladım. Kendimi fark ettirmeden seyrettim onu. Henüz insanları düşünmeyen bir bahçeyi seyretmeye doyum olmuyor. Arka kapıya gittim. Aralık bırakmışsın. Kırlarda her şey ıpıslaktı. Bir bekleyiş söz konusuydu. Her şey bir bekleyiş içindeydi. Tek başıma yürürken korkunç bir gürültü çıkarıyordum. Canım da sıkılmıştı. Çünkü iyice biliyordum ki beklenen ben değildim. O zaman ayaklarımdan sandallarımı çıkarıp doğanın içine daldım, ona kendimi fark ettirmeden. Yatağa girmeden ayaklarını bir güzel yıka bakalım. Bu sabah uyumayacağım artık. Saat 4'tü. 4 bile olmamıştı, bile uyumayacağım diyor. İnsan her sabah bu kadar erken kalksa, dışarıya çıkan ilk kız olsa, her sabah bu kadar güzel mi edersin dedi. Gecenin zifiri karanlığında gezmeye çıkmış. Sen kimi kandırıyorsun ha? Doğru söyle, nereden geliyorsun? Doğru. Daha ortalık karanlıktı. Bu sabah yine ilk merhaba diyen bendim. Deliliğe vur, deliliğe vur bakalım. Ama sakın şunu unutma. Bir zamanlar ben de gençtim. Hem öyle uslu da değildim ama senin gibi dik kafalı da değildim. Bana masal okuma. Doğru söyle, nereden geliyorsun, yaramaz. Yaramaz değilim. Biriyle buluşmaya gittin değil mi? Evet, biriyle buluşmaya gittim dedi. Sevgilin mi var? Evet, bir sevgilim var. Aman ne güzel, pes vallahi. Bir de kral kızı olacak. Hayatım boyunca bunları iyi yetiştirmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama nafile. Al birini, vur ötekini. Sen ablana benzemezsin. Onun gibi aynanın karşısında saatlerce süslenmezsin. Her gün aynı entariyi giyer. Saçı başı darmadağınlık dolaşır. İşte bu yüzden bütün delikanlıların gözü o süslü müslü İsmene'den başkasını görmez. Öyle mi oldu? Yani aslında Antigone oyunun çıkış süreci biraz farklıydı. Tuğba Sağlam. Evet, yönetmenimizin eşi kendisi. Eraslan Sağlam, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Biz aslında bu oyun sürecinde, yani Antigone'nin çıkış süreci biraz daha farklıydı. Başka bir metinden, başka şekilde yola çıkacaktık ama
malum Türkiye'deki olaylardan ötürü bazı şeyler oldu. Ve biz ertelediniz oyunu yeni tekrar. Daha doğrusu evet, Anayil Teksi'ne geri dönmeye karar verdik. Burada sorulması gereken soruları biraz daha değiştirdik açıkçası. Evet. Böyle bir süreç geçirdik. Yani bir ay evet bir prova sürecimiz vardı. Onun öncesinde bir aylık bir okuma masa başının öncesinde biz tamamen bağımsız bir şekilde çalışırken, başka bir proje için çalışırken Anayil metnine döndük. Daha doğru bulduk bu dönemde bunu yapmanın. Daha uygun olacağını düşündük. Ana temel olarak da uyarlanmış hali mi? Aslında bizim derdimiz şuydu, kim haklı sorusunu sordurabilmek. Yani Kreon mu haklı, Antigone mi haklı ya da ikisi de mi haklı? Birisi geleneklerine bağlı, diğeri düzen merakı. Hayır, benim istediğim olacak. Evet, yani bir... Kızın başkaldırısı bir, amcaya. Evet, bir hak koruma var. Kendi düşüncesi ve öz iradesi ve... kardeşini gömme isteği haklı olarak bağlılığı var. Ama bir yanında da iktidara boyun eğmek zorunda, yani iktidar olan Kreon'un yapması gerekenler var. Burada bir çatışma var ve hangisi doğru? Yani Kreon kendi kendini eleştirdiği noktalar da var. Biliyorum bu oyunda ben kötü adamım, sen iyi insansın evet, dediği noktalar da var. Asıl sordurmak istediğimiz kim haklı? Doğru olan ne? Kişiler mi? Yoksa bu sistem, aslında biraz daha sistemsel bir eleştiri, kişiselden evet, sistem eleştirisi öte. Tarih boyunca devam eden olaylar, insanların yaşadıkları değil mi? Hiç değişmiyor. Tekerrür, tekerrür aynı. Sevgili izleyiciler, Oidipus'un karısı, yani tabii ki bu akraba evliliği oluyor bir yerde. Birbirlerini bilmeden annesiyle evlenmek zorunda kalıyor. 4 tane çocuğu oluyor. 2 erkek, 2 kız. İsmene ve Antigone, arkadaşlarımız onlara canlandırıyorlar. Diğer 2 kardeş taht yüzünden birbirlerini öldürüyorlar. Birisinin gömülmesi, diğerinin de meydanda bırakıp çürümeye bırakılması. Olayın aslı bu. Değil aslında mi arkadaşlar? Bu metni seçmemizdeki asıl neden, yani Erasan Hoca'nın da söylediği şey şuydu. Antigone'nin bir lafı vardır. Gömülmeyen ölüler sonsuza dek dolaşır durur ruhları. öyle söyler. Antigone hani gömülmeyen ruhların sonsuza dek dolaşıp duracağına inanıyor. Kardeşini o yüzden gömmek istiyor. Huzuru tamamen erdirmek istiyor. Huzuru erdirmek için gömmek istiyor. Kreon da böyle bir yasa koyuyor. Onun da yasasına karşı geldiği için zıtlaşıyorlar. Kim haklı? Sofokles de oysa ki öyle değil. Antigone salt haklı olarak gözüküyor. Aradaki büyük fark bu. O yüzden hani Anuin'ki birazcık daha... Farklı olmuş gerçekten biraz daha. Tabii evet. Seyirciyi düşünmeye yöneltiyor. O yüzden de gerçekten bunu seçtiğimizi düşünüyorum. Bir de bir nokta daha var yine Kreon'un dile getirdiği. Aslında bu iki kardeşten... Sevgili Kreon. Hangisinin Eteokles, hangisinin Polinakes olduğunu kimse bilmiyor. Evet. Sadece cesetlerden iyi olanı seçeni cenaze törenini evet, cenaze yaptırdı ama kimin Eteokles evet bıraktı. Diğerini çürümeye bırakıyor ve hangisinin kim olduğunu bilmiyor. Yine aslında metni okurken vay canına dediğimiz nokta bu cümleydi. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz ve bir amaç uğruna ya da bir sistem uğruna bunu, ya da yaşatmak bunu uğruna, evet bir gücün yani bir defin olayını daha doğrusu Kreon'un güçlü gözükebilmesi için bunu yapması gerekiyordu. Evet onun karar vermesi evet, gerekiyor. Sistem bunu ona yaptırıyor. Evet sistem bunu ona yaptırtıyor. Yani haklı mı haklı değil mi? Ölüler. Öbür dünyada rahat değil etsin. Mi? Ayrıca hani bazı seyircilerimiz şöyle de yorumlayabiliyor. Antigone'nin şımarık bir kız olduğunu da düşünebiliyorlar. Hayır çünkü... öyle bir şey değil. Yok hayır. Kısa tamamen sadece... seyirciye bırakıyoruz aslında biz bu durumu. Ben hayır bence değil. Hani inat edip kardeşini gömmek istiyor. Gömlek huzur ermesini istiyor. Kreon da haklı. O da yasa koymuş yasa ve gömülmesini istemiyor. Yani aslında çok... çok riskli bir ince bir pamuk ipliğine bağlı bir çizgi var ve hani onu da seyirciye bırakıyoruz zaten. Sevgili izleyiciler, iki erkek kardeş dedik birbirini öldürdüler ya. Şimdi taht kavgası olmasın diye bir sene birisi, bir sene birisi hükümranlığını sürdürecek. Fakat Eteokles vermek istememiş. Diğer kardeş de Argonlardan yardım isteyerek savaş çıkartıyor. Olay bu aslında. İki kardeşin birbirini öldürdü. Doğru mu hocam? Doğru. Dün akşamki tartışma.
bağışlamamızda bütün olup bir tane evde bağışlaksız olan ben... Kapıyı vurup çıktın lan, seni bağışlamıştım. Kokun daha kaybolmamıştı ki, seni bağışlamıştım bile. Kimden almıştın o kokun? İzmere'den aldım. O dudak boyasını, o pudrayı, o güzel giysiyi. Bunu nerede İzmere'den aldım? Neden o kadar süslenmiştin? Söyleydin. Sevgilim ne kadar büyük bir aptallık ettim. Bütün bir akşam boş harcadım, güzel bir akşam. Başka güzel akşamlarımız da olacak Antigone. Başka tartışmalarımız da, mutluluk tartışmalarla da. Mutluluk ha? Dinle abi. Dinliyorum. Bu sabah gülme, ciddi ol. Ciddiyim. Sık beni bakayım. Her zamankinden daha fazla sık. Bütün gücün içime işlesin. İşte sıkıyorum, var gücüm. Dinle Armut. Bu sabah sana söyleyecektim. Bir oğlan çocuğumuz olacaktı ya. Evet Antigone. Onu her şeyden korurdum. Onu göğsüme öyle bir bastıracaktım ki hiçbir şeyden korkmayacaktı. Ne çöken karanlıktan, ne yerinden kımıldamadan duran güneşten, ne de gölgelerden. Küçücük saçı başı dağınık bir annesi olacaktı. Ama dünyanın diğer bütün gerçek annelerinden, o dolgun göğüslü, koca önlüklü annelerinden daha güvenilir bir anne. Bunlara sen de inanıyorsun değil mi? Evet aşkım. Peki gerçek bir karın olacağına da inanıyor musun? Gerçek bir karın var benim. Beni seviyor muydun Arma? Beni seviyor muydun? Bundan emin miydin o akşam? Hangi akşam? Gelip beni köşemde bulup evlilik teklif ettiğin o balı akşam bana yanlışlıkla gelmediğinden emin misin? Bir kez de olsa içtenlikle İzmir'e istemem daha uygun olurdu diye düşünmedin mi? Aptal. Bana doğruyu söyle Arma. Beni gerçek bir kadın olarak seviyor musun? Beni sıkan kolların yalan söylemiyor ya. Sırtıma koyduğun o kocaman ellerin yalan söylemiyor öyle. Evet Antigone, seni gerçek bir kadın olarak seviyorum. Ben kara kuruyum. İzmir'in seni kızarmış bir meyve. Antigone. Bana ne olursun doğruyu söyle Harman. Senin olacağını düşündüğünde içinde bir çukur açılıyormuş gibi bir şey hissediyor musun? Ölen bir şey gibi. Evet Antigone. Ben böyle hissediyorum. Ve sana şunu da söylemek isterim ki senin karın olmaktan, gerçek karın olmaktan, akşamları otururken ellerini tümüyle sana ait bir şeyin üstüne koyar gibi düşünmeden üstüme koyabileceğin bir kadın olmaktan büyük bir gurur duyardım. Antigone. Şimdi sana iki şey daha söyleyeceğim Armut. Ben bunları söyledikten sonra hiçbir şey sormadan dışarı çıkacaksın. Bunlar sana tuhaf gelse de, seni üzse de, yemin et bakalım. Daha neler söyleyeceksin? Önce bana hiçbir şey sormadan, yüzüme bile bakmadan dışarı çıkacağına yemin et Armut. Yemin et yalvarırım. O hoşgörü diye son çılgınlarım olacak. Yemin ederim. O halde dinle. Önce dün akşamdan başlayalım. Neden İzmir'in bir giysisini giyip geldim? Neden beni arzuladığından pek emin değildim? Biraz daha öteki kadınlara benzeyip kendimi sana arzulatmak için öyle. Bunun için miydi? Evet ama sen gülünce tartıştık ve benim kötü huyumda adam akıllı belli etti kendini. Oysa dün akşam senin yanına bana sahip olasın. Şimdiden karın olayım diye gelmiştim. Antigone bir... Bana soru sormayacağına yemin ettin Aymo. Bana yemin ettin. Bak zaten söyleyecektim. Ne olursa olsun karın olmak istiyordum. Ama üzüleceksin sevgilim, başta çünkü seninle hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Bak, bana soru sormayacağına yemin ettin Aybo. Bana yemin ettin. Çık buradan, hemen çık. Eğer bana yaklaşırsan, eğer bana bir adım bile yaklaşırsan sana yemin ediyorum atarım kendimi pencereden. Seninle doğacağını hayal ettiğimiz ama benim hiçbir zaman yüzünü görmeyeceğim o biricik küçücük yavrumuzu baş üzerine yemin ediyorum ki atarım Aybo. Git buradan şimdi. Yarın her şeyi öğreneceksin. Birazdan her şeyi öğreneceksin, git. Eğer beni seviyorsan benim için yapabileceğin tek şey bu. Evet, genç arkadaşlara dönüyorum. Evet, sen polis, Komiser, muhafız. Evet. Adın soyadın ne? Saadettin Okumuş. İkinci bölükten muhafızı oynuyorum. Evet. SS subayı böyle tehlikeli. Evet. Ya oyun... Nasıl bir koşuyordun arkadaşım? Evet. Yani biraz sonra ben düşünemiyorum. Seyirci nasıl takip edecek seni? Ya çok zor aslında bu dar alanda biraz koşma. Sevgili izleyiciler bir evet. De toprak zemin yani ayakları kayabiliyor. Patır 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 patır. Düştük. Yani, evet. Düştünüz mü? Ya provalar sürecinde. Laf aramızda ben de düştüm az önce. Yani iki provadan birinde düşüyordum zaten. Böyle evet. Dizlerim çok parçalanmıştı ama. Evet çok ama... kayıyor çünkü patır patır taş yani minik minik. Ya, ama alıştık artık düşmemeye. Ona göre koşuyoruz. ya oyunun işte aslında aksiyonun yükseldiği yerlerden birinde giriyorum ben de. Orada da işte hakkını vermek adına evet. Yüksek tansiyonlu olsun diye koştum. Ter içindesin ya. Korkunç evet. Bir efordu yani. Evet. Yani hem seyirciler inansın diye hem de kendim yaşayayım böyle... diye. Değil mi? Çok zor bir şey ya gerçekten. Evet, evet. Nerede yakaladılar seni? Cesedin yanında komutanım. Cesedin yanında mı? Cesedin yanında ne işin vardı? Biliyorsun ona yaklaşılmasını yasaklamıştım. Ne işin vardı komutanım? Ne işin vardı? İşte bu yüzden onu seni getirdim. Elleriyle toprağa kazıyordu cesedi bir kez daha örmek için. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Farkındayım komutanım. Farkında olmaz olur muyum? Arkadaşlara da sorabilirsiniz. Ben geri döndüğümde arkadaşlar cesedi yeniden ortaya çıkarmışlardı. Ama güneşin doğmasıyla sıcaklık bastı. Ceset de kokmaya başladı komutanım. Rüzgarda ferahlamak için biraz ötede yüksekçe bir yere çıkalım dedik. Güpe gündüz nasıl olsa bir şey olmaz dedik.
Siz? Merhaba. Merhaba. Gökçe Taş benim adım. Seyircilerimize dönelim, yüzünü merhaba görsünler. Ben de ikinci muhafızı oynuyorum. Sen de muhafızsın. Evet, ama yani Saadettin asıl muhafız. Ben ikinci muhafızı oynuyorum. Ben küçük bir şey söyleyeceğim Ayça ve Tuba ablanın söylediklerinin üstüne. Bu metin Sofokles'in yazdığı asıl metin ve Anoil'in uyarladığı metin. Hukuk adına da çok ciddi anlamda incelenen bir metindir. Tabii hukuk kurallarıyla insan hukuk kurallarını karşılaştırır. Gelenekler az önce söylediğimiz değil mi? Kesinlikle öyle ve Sofokles'in kuralları. Aynen öyle. Sofokles'in yazdığı asıl orijinal metinde Antigone tabii hukuk kurallarını, Allah'ın kurallarını temsil eder ve Kreon'unki de insan hukukunu temsil eder. Ve ne güzel sevgili seyirciler, yani oyunda rol alıyorlar ama incelemişler gerçekten. Çok güzel bir şey. Gökçe bir hukuk öğrencisidir. Geleceğin avukatı. Evet, devam edelim Gökçe. Çok uzun bir şey söylemeyeceğim. Bence hukuk yönünden alınca dedim ki yani incelemişler oyunu, ne kadar güzel bir şey. Oyunu aslında biz kararlaştırmadan önce ben sınıfımda bunu işledim. Üzerine oyun gelişince daha da pekişmiş, harika. Pekişmiş bir şey oldu dediğiniz gibi. Öğrencileriniz bilinçli hocam, ne kadar iyi. Sofokles'in metninde Tanrı'nın kuralları çok daha üstün tutulur ve kesin olarak ayrılır. Ama Anoil'in uyarlamasında Tuba ablanın da söylediği gibi bunun bir artık soruya dökülmesi hali seyirciye sunulur. Evet. Çünkü seyirci karar veriyor onu. Evet. Çünkü evet. Allah'ın hukuku diğerinde evet gelenekler o belli bir şey ama diğerinde seyirciye kalmış. Evet. Seyirci kendi yorumlayacak. Aynen öyle. Sevgili seyirciler gelip oyunu görüp artık kararlarınızı verin diyorum. Ve Anoil'de keskin olarak ayıramazsınız. Hı-hı. Doğru olan geleneksel hukuktur ya da geleneksel savunucu değildir ya da öyledir diyemiyorsunuz. Evet. 1944 bu zaten yılında kaleme almış yazar. Aynen öyle. Evet. Ve sizin de girişte anlattığınız gibi Fransa'nın o zamanki durumu bunu çok iyi karşılayan bir noktada duruyor. Ve kesin olarak hiç kimse söyleyemiyor ki uygulanan hukuk daha iyidir ya da Tanrı'dan gelen hukuk daha iyidir ya da bu kurallar neye göre konur? Buna hiçbir insan ya da hiçbir ilahi güç neyse karar veremiyor. Evet. Bu yüzden de durumla ilgilenecek kişi aslında halk ve oyunun bir kısmına da halk ayaklanıyor zaten. Sesleri duyuluyor. Evet. Duyacaksınız evet. Ha orada küçük bir şey. O ses de benim. Baştaki ses de benim. Gürültü yapan sen miydin? Meğer sen de Allah'ın gibiymişsin. Hatta ondan daha kötüsün sen. İki yüzlüsün. Kimmiş bakalım bu sevgilin? Serserinin tekidir. İşte bu yüzden ailene söyleyemiyorsun. İşte sevdiğim adam, evlenmek istediğim adam budur diyemiyorsun değil mi? Evet baba. Aman yarabbi bir de evet diyor. Bir de evet diyor. Elime doğdun, ellerimle büyüttüm seni. Annene seni dürüst bir kız olarak yetiştireceğim ama söz verdim. Ama bak, bak yavrum, bak bu böyle olmaz. Bana buna muamelesi yapma, ben senin dadın. Ama sana yemin ediyorum, dayın Kreon öğrenecek bu yaptıklarını. Evet. Dayım Kreon da öğrenecek. Şimdi beni rahat bırak. Dayım öğrenecek. Gel bak sana neler edecek. Ya nişanlın Haymon duyarsa, küçük hanım nişanla nişanlanma sabahın saat 4'ünde kalkıp başkasıyla buluşmaya gidiyor. Bir de bana beni rahat bırak diyor. Sana ne yapmalıyım biliyor musun? Tüm ahırlıklarında yaptığım gibi ben seni bir güzel patak dolayayım. Dadı fazla sert davranma. Sert davranmayacakmışım. Annem burada olsaydı ne derdi bana? Buna kalın demez miydi? Kızımın iffetini koruyamadın demez miydi? Sanki onlar için canını feda ederdin. Çoban köpekleri gibi peşinden koşardın. Üşümesinler diye ellerinde hırkalar dört dönerdin. Güçlensinler diye kuş sütüyle bekler, beslerdin. Demez miydin bütün bunları ama şimdi ne yaptın? Sabahın saat 4'üne kadar uyuyup kızımın sıvışmasına sebep oluyorsun. İşte annen öteki dünyada bana bunları söyleyecek. Ve ben ne diyeceğimi bilemeyeceğim. Haklısınız hanımcığım demek de başka bir şey diyemeyeceğim. Ne yaptın? Ağlama artık. Annemin yanına gittiğin zaman onun yüzüne rahatça bakabileceksin. Bu sabah neden dışarı çıktım o biliyor. Bizim bir günü yok mu yani senin? Hayır baba. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Hadi benim elma yanaklı yaşlı dadıcım. Hatırlıyor musun? Parlasınlar diye nasıl silerdim yanaklarını? Şimdi bu mırışık olmuş elma yanaklı dadım benim. Saçma sapan nedenlerle kıtma bakalım o göz yaşlarını. Temizim ben. Nişanlım Haymon'dan başka sevgilim yok. Sakla o gözyaşlarını. Sakla. Sen böyle ağladıkça ben çocuklaşıyorum. Oysa bu sabah hiç çocuk olmamam gerek.
Aslında şunu söylemek istiyorum. Bu tiyatro tatavlarının genel sanat politikasıdır. Evet. Yani bir yönden bakmak değil, her iki yönü ortaya koyup bu tartışmayı seyirciye bırakmak tiyatro tatavlarının genel sanat politikasıdır. Düşünmeyi itiyor, seyirci kendi karar verecek. Bütün oyunlarda bu noktaya dikkat edilir. Evet, burada şeye girebilirim. Kurulduğumuzdan bu yana biz 2013 Nisan ayında Atölye Tatarlı hayırlı olarak... Hayırlı olsun, güzel oyunlar sergileniyor. Gerçekten sevgili izleyiciler, Cihangir'de gelmesi çok kolay. Tatarlı sahne. Atölye olarak kurulduk 2013'te. Akabinde hemen tiyatroyu kurup sonra da yaklaşık 3 sene, bu sene burada 3. yılımız, Tatavla sahneyi oluşturduk. İlk projemiz Aktör Kindi. Arkasından 3 kadın bin turuna geldi. Çocuk gelinler, tecavüze uğrayan kadınlar ve cumartesi anneleri, bir beden tiyatrosuydu. Onun arkasından Cadı Kazanı oyunumuz oldu. Listrada Düşleri oldu. Bir ara insandan kaçan Molière, Molière'in daha politik oyununu ele aldık. Akabinde Antigone ve son olarak da yeni çıkmış olan Alasmalık Cumhuriyet oyunumuzu yaptık. İnşallah izleyicilerle onu buluşturacağız. Tek hedefimiz şu, biz var olduğumuz günden beri daha demokratik, daha düşünen, daha insanların eşit olduğu bir ortamda var olabilmek ve bir arada yaşayabilmek, daha özgür, kendi oyuncusunu, kendi yazarını, kendi yönetmenini yetiştiren bireyler olarak. Aynen öyle. Ve hep bizim politikamız olarak, yani oyun seçiminde de Eraslan Sağlam sanat yönetmenimiz genellikle bunları tercih ediyor ve bunları seçiyor. Çok teşekkür ederim. Bilgilendiniz. Sevgili izleyiciler, acele ediyorum. Sahne alacaklar çünkü. Genç arkadaşlarım, yanına geçeyim şöyle. Evet. Antigone'nin nişanlısı Haymon. Evet, Haymon. Merhaba, adın soyadın. Merhaba, ben Ekrem Can Arslan'da. Sana da geliyorum şimdi. Bekle, önce ben. Hocam, sizi de yanınıza geliyorum şimdi. Ama önce ben. Evet, önce sen. Merhaba, ben Ekrem Can Arslan'da. Bu oyunda Haymon karakterini canlandırıyorum. İşte Antigone'nin nişanlısı Kreon'un oğlu, Prens. Ayrıca Antigone'nin köpeğinin adı. Prens. Evet, köpeğinin adı Prens. Evet. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Aslında birçok şey konuşuldu. Hani her yönden konuşuldu. Bunun üstüne söyleyecek çok bir lafım yok. En son konuştuğumuz şey, Tiyatro Tatavla'nın
bakış açısı ve oyunlara yaklaşımı ne olduğuydu? Onu da konuştular. Sana bir şey kalmadı mı? Kıyamam. Peki ne diyeceğim? Ya. Kaçıncı oyunun? Daha genç bir oyuncusun. Evet. Neler oynadın daha önce? Buraya geldiğimde işte önce çocuk oyunuyla başladık. Uno diye bir çocuk oyunu vardı. Biraz önce saymadı Tuğba. Evet. İşlerini gördüm evet, az önce. Olsun. Hiç önemli değil. Olsun. Çocuk oyunu da alırız. Evet. Yani biz daha önce Kibritçi Kız müzikali verdik izleyicilerimize. Yok, neden? Çok güzel çocuk oyunu bir oyundu. Ardından Cadı Kazanı'nda işte bir rol aldım. Oradan başka bir role geçtim. Bir oyuncu arkadaş çıktı. Evet. Onun yerine ben geçtim. İnsandan Kaçan'da uşak rolünde oynamıştım. Lisistrata'da hem ışık yapıyordum hem oyundaydım. Böyle enteresan bir şey. Sevgili izleyiciler, burada da aynı zamanda sahne ışıklarıyla uğraştı. Yani teknik sorumluluğu da var burada değil mi hocam? Evet, ışık tasarım. Evet. Evet, oyunun ışık tasarımlarını da dikkatimi çekti. İşte şurayı şöyle açın, şu sahnede böyle direktif veriyordu az önce. Eraslan Hoca sağ olsun. Evet, yönetmenimiz sağ olsun. Evet. Benden bir ışık tasarımcı yarattı. Çok beceriksizimdir aslında. En son da işte Antigone oyununda Prens. Kreon'un oğlu. Evet, en sonunda da kızın ayaklarının dibinde intihar eden çok seven sevgili. Kimse bilmesin. Ama zaten mitolojide biliniyor ki ben de ondan dedim sevgili izleyiciler evet. Değil mi yani? Oyunun sonu belli. Aynı. Yani evet, mitolojik. Haymon ölüyor. Herkes biliyor. Ama gerçekten çok güzel işlenmiş. Özgün'e başsa kıskandırıyor ailemizi. Sizi ölümle yazgıyla baş başa bırakmak gerek. Onu söktürüp annenizle yapmanın bütün öyküsünü sonradan kelime kelime hırsla öğrenmek istersiniz. Bu kelimeler sizin için ne hoş içkidir ha? Adınız oyunduk Rusya'da Antigone olunca bu kelimeleri nasıl da açgözlülükle içersiniz? Sonra da yapılacak en basit iş kendi gözlerine oyup çocuklarıyla birlikte yollarda dilenmektir. Hayır efendim. Hayır. Tebaayı için bugünler geride kaldı artık. Sarayın şimdi geçmişi temiz bir krala ihtiyaç var. Tanrı'ya şükür. Benim adım yalnızca Kreon. Ayağım yere basıyor. İçim rahat. Kral olarak. Aman kadar. Hırslı değilim ama. Bu dünyanın düzenini olabildiğince tabii. Daha iyi duruma getirmekten başka da bir yapacım yok. Buna bir serüven denemez. Bu her gün yapılan bir meslek. Ve bütün meslekler gibi de her zaman pek eğlenceli değil. Ama madem ki bu işi üstlenmişim, gereğini yapacağım. Şu haline baksana sen serçe. Heh. Çöp gibisin çöp. Gel. Biraz sinir de. Oğlum hayvana gürbüz bir evlat doğurmaya bak. Tebaayı senden ölmeli değil. Bunu istiyor, inan bana. Şimdi doğru odana gideceksin. Hiç kimseye de bir şeyden söz etmeyeceksin. Dadın da seninle az birliği edecek, ben de bu adamı ortadan yok edeceğim. Ama bana öyle bakma. Tamam. Tamam, kötü huylu bir adam olabilirim. Ama yine de seni çok seviyorum. Hem unutma bak, çok zaman geçmedi. Sarayın bebeğini armağan eden yine bendim. Nereye gidiyorsun sen? Nereye olduğunu siz iyi bilirsiniz. Benim senin oynayacak oyun. Oyun oynamıyorum ben. Salak muhafızdan başka biri girişti, bir şey öğrenecek olursa seni öldürtmek zorunda kalacağımı anlamıyor musun sen? O adamlar kardeşimin üstünü açtılar. Benim gidip onu gömmem gerekiyor. Demek sen ölülerin kurallara göre gömülmesi gerektiğine gerçekten inanıyorsun ha? Demek kardeşinin cesedi üzerine rahibin duasıyla birlikte birazcık toprak atılmadıkça ruhunun sonsuza dek rahata kavuşamayacağına da inanıyorsun ha? Sen o nebahi rahiplerini o duayı okurken hiç duydun mu? O zavallı yorgun görevlilerin öğle yemeğinden az önce bir başka cenaze yetiştirebilmek için töreni nasıl kısalttıklarını, yarım yamalak dua ettiklerini, işe şişirdiklerini hiç gördün mü ha? Gördüm. Öyleyse neden yapıyorsun bunu? Başkaları için mi? Buna inananlar için mi? Buna inananları bana karşı kışkırtmak için mi? Kimse için değil. Kendim için yapıyorum. Demek illa ölmek istiyorsun ha? Ölümünü bekleyen zavallı bir av hayvanına benzettim seni Antigone. Bana acımayın. Benim gibi yapın siz de. Yapmanız gerekli olanı yapın ama insansanız çabuk yapın bunu. Her zaman bu kadar cesur olmam doğrusu. Ben seni kurtarmak istiyorum Antigone. Siz kralsınız. Her şeyi yapabilirsiniz ama bunu yapamazsınız. Ha. Öyle mi sanıyorsun sen? Elinizden yalnızca beni öldürtmek gelir Kreon. Peki ya sana işkence ettirirsem? Neden?
Ağlayayım, bağışlanmamı isteyeyim. İstenen her şey için yemin edeyim. Sonra da acım denince her şey yeniden başlayayım diye. Bu arada ben kötü adam rolündeyim, kabul. Sen de iyi kadın rolündesin. Ama bu rolünde bilincindesin. Merhaba, senin adın alabilir miyim? Oğuz Alp Kutlu benim adım. Yüzün görünüyor mu? Ben Krayon'un yaverini ve haberciyi oynuyorum oyunda. Benim karakterim bir çocuk ve sarayda meydana gelen felaketleri görüyor. Ama bir şey söyleyemiyor. Sessiz kalmak zorunda kalıyor ve oyunun sonuna kadar her şeyi gören masum çocuk imgesi aslında. Oyunla ilgili şunu söylemek istiyorum özellikle. Dramaturji çalışırken daha masa başındayken şu tartışmanın ortaya çıkmasını çok istiyordu yönetmenimiz, işte Krayon mu haklı, Antigone mi haklı muhabbetinin. Anuil'in metninin bu konuda bir olanak vermesinin en önemli noktalarından biri de Krayon'un aslında bir entelektüel bir şey olması, politikacı olması. İşte müzik seven, edebiyatla ilgilenen, o tip bir diktatör görmeye alışık değiliz biz. O yüzden Krayon'u gördüğümüzde gayet entelektüel bir figür. Öyle bir politikacı gördüğümüz zaman gitgeller yaşamaya başlıyoruz ve oyunda esas sorgulatmak istediğimiz meseleye yaklaşmış oluyoruz o şekilde. Vay canına. Yani biz de heyecanla bekliyoruz. Hocam geliyorum yanınıza. Bu arada Metin'e Aysan hocam. Ufak bir şey diyebilirim. Tabii ki. Buraya gelmeniz zor. Şöyle. Ya metinle ilgili bu tarz dramatik metinlerin cazip gelmesi, güncellerini koruması, yani hocalarımızın da bahsettiği gibi bana daha çok cazip gelen tarafı, hani bu tarz olayın doğuda aslında hala güncelliğini yitirmediği ile ilgili. Çünkü bir evden iki çocuk biri devletin yanında, biri devletin karşısında ve birbirlerini öldürmek zorunda kalıyorlar bir şekilde. Zaten biliyor musun, 1977 yılında bizde de uyarlandı, Anadolu'ya uyarlandı Antigone. Tabii ki, değil mi hocam, hatırlarsınız. Evet, öyle bir oyun var. Haklısın. Çok teşekkür ediyorum hatırlattığın için. Diyarbakır'a gidiyor oyun. Kimin rejisiyle hatırlamıyorum ama oyun gidiyor ki anlayacaklar acaba nasıl olacak, nasıl karşılanacak diyor. Oyun bittikten sonra bütün halk ayakta alkışlıyor. Çünkü aslında orada yaşanan olaylar. Yazar Demirel'i yapmıştı onu 1977 yılında. Hocam sizi ihmal ettim sanki. Aysan hocam siz neler söyleyeceksiniz? Hazırlık dönemi nasıl oldu? Yoruldunuz mu? Koşuşturmalar falan. Gerçekten şöyle bir şey. Çok eforlu bir oyun bu. Eforlu bir oyun. Enerjisi çok yüksek bir oyun. Evet. Yalnız şöyle bir şey. Demin de söylediğim gibi ben şahsen provalarda yorulmayan bir insanım. Çünkü kesinlikle severek yaptığınız işten yorgunluk çekmezsiniz. Ya ben bunu prensip olarak hayatım boyunca hep bunu böyle yaşadım. Ayrıca bu tiyatroda olmak, bu ekiple çalışmak, bunların hepsi benim çocuklarım. Şu arkanızda hepsi enerjiye bakalım değil mi? Şu arkanızda gördüğünüz Tuğba sağlam. Şu Tuğba sağlam değil. Aynı zamanda ışık da yapar. Merdivenin üstüne çıkar. Yani ekip aile gibi olmuşsunuz burada. Şimdi aile lafını çok fazla kullanıldığı için ben aile demeyeceğim ama biz hepimiz candan iç içe olmuş bir durumdayız çok burada. Güzel. Gerçekten yani onların hepsi benim çocuklarım. Döverim, söverim, severim. Hem azarlanıyorsunuz, hem söveriyorsunuz. Sevdiğim için beraber. Sövdüğüm. Ben burada olmaktan sahnede çok mutluyum. Sahnede de var değil mi hocam? Saçından tutup Antigone'yi falan. Yani, ben senin zaten sevgili izleyiciler sormada ne be, saçından sürüklüyor değil mi? Antigone. Herkes dövüyor bile. Herkes dövüyor. Her ne kadar dövsem de sonra yüreğim parçalanıyor onun için. Yani ona olan sevgim burada duruyor. Ama eğer bir disiplin varsa gece yaraları sokağa çıkmaması gerekiyordu. Onu çıktı, da döverekten çıktı. Ona da döverekten bir dersini verdiniz hocam. Yani. Evet. Sevgili izleyiciler, ya bu gönül istiyor ki bu sohbet sürsün ama hem sahne alacaklar hem de bizim süremiz kısıtlı. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza, yüreklerinize sağ. Biz de heyecanla bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, lütfen sahneleri boş bırakmayalım. Emek harcayarak gerçekten sahneliyorlar. Bugünkü oyunumuz Antigone ve biz Tatavla sahnedeyiz, Cihangir'deyiz. Lütfen gelip burada görün diyorum. Evet, iyi seyirler diliyorum. Ben programı arkadaşlarla kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum. El sallayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.